Hanım kardeşler iyisiniz inşallah. Çok sağ olun. Siz nasılsınız? Hepsi talebe mi hocam? Evet. Maşallah. Allah emekleri zayi etmesin. Kardeşlik hukuku içerisinde böyle bir aile olabilmek. Yani biz erkekler olarak işe gidiyoruz ama insanlar tabii konuşa konuşa anlaşıyorlar. Güzin ablalık yapıyor. Var mı bizden arzunuz, isteğiniz, emriniz? Anne mi dikti yoksa bu kıyafetleri? Annesi dikti evet. Ha? Siz mi diktiniz? Suriye'den geldi onlarca öğrencimiz. Nasılsınız? Merhabalar. Merhaba. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Merhabalar, selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Merhaba. Seçim dönemi olunca biraz da yoğunluk var. Sizler iyisiniz. Allah iyilik versin. Kerem'ine çok şükür. Bakın hemen burnumuzun dibinde bir Suriye var. Ne kadar zengin olursan ol, eğer devletin gücü yoksa insanlar rezil rüsva. Irak, Sudan, dünyanın her yerine baktığımızda bu sıkıntılar yaşanıyor. Evet, eksiklerimiz var. Nasıl 21 yıl önce bu eksiklikleri, bu iktidar götürdüyse, bundan sonra bu eksiklikleri götürecek olan yine bu iktidar. Niye? Bunların ve bizim Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle üzerinde durduğu konuştu. Allah'ın emir ve yasakları doğrultusunda hizmet edip, o sorumluluk bilinciyle hizmetkar olmayı düşünüyor. Ve bunun hakikaten ben hissediyorum. Kim dört dörtlük? Ben dört dörtlüğüm diyen birisi varsa elini ayağını öpeyim arkadaş. Ben 4-2'lik bir adam derdim yani. Yani keşke yarım adam olabilsek daha ne? Çünkü Allah da diyor ki ben kulumun hata yapıp hatasından tövbe istiğfar edip tövbesinde sağlam duranı daha çok severim. Çünkü sana nefis yüklemiş, bu nefsinle mücadele edip galip gelebilmeyi sana vermiş. Doğru yolda var, yanlış yolda var. Bunu sen seçeceksin demiş. Bizim de burada Allah bize akıl vermiş. Önümüzdeki imkanlara bakacağız. Ona göre karar vereceğiz. Bu Cumhurbaşkanı bir daha Cumhurbaşkanı olsa da olmasa da emekli maaşı Cumhurbaşkanı emekli maaşı. Ne farkıdır? Adamın öyle bir derdi yok. Adamın derdi milletin derdi. Benim derdim de şu. Ben bir bu kadar daha yaşamayacağım. Ama bu yavrular, torunlarımız daha rahat bir ülkede yaşasın. 40 dakikada çekilen bir tomografi 4 dakikada çekiyor. Bunun yanı sıra netlerini mevcut 5 misli daha net çekiyor. Bir tarafta dümdüz bir otoyol var. Pırıl pırıl. İstediğin gibi sürat yap, hızlı, güvenli yol al. Öbür tarafta da ne olduğu bellisiz bir yola gidiyoruz. Başörtüsünden kimse bir şey demiyor. Hakim, savcı, doktor, subay başörtülü olan diyor. Ya arkadaşlar bizim inancımız gereği yani. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Kerem'ine çok şükür. Allah sağlığımızı elimizde alın. Şükredecek bir sürü nimet var. Evet. Telefon yoktu. Şimdi internet olmasa hayat devam edecek. Önce bir mahallede bir tane araba yoktu. Şimdi Allah'ın her kapıda var. Allah'ım daha güzel günler göstersin. O ihtiyaçlar arttıkça bizim de ihtiyaçlarımız var. Standartımız yükseldikçe. Nasılsınız? İyisiniz. Allah razı olsun. Sizleri sormadan. Sizler değilsiniz. Bu kazanımlar kolay elde edilmedi. Yani tabii insan oldu. Elinden olanın gidince farkına var. Hani hepimizin şu derece bir sürü nimet var. Yaşlılık, bunların hepsi gidince anlıyorsun. Ama Allah bize akıl vermiş. Gözümüzün önüne bakmamız lazım.